konuşacaklar. Buyurun Sayın Çömez. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri. Sayın Başkanımın az önce gösterdiği belgeyi dün Sağlık Komisyonu'nda veya Plan Bütçe Komisyonu'nda Sağlık Bakanlığı'nın bütçesinin görüştürüldüğü dönemde ben de kalktım gösterdim. Ve ne yazık ki Sayın Bakan akşam üzeri yaptığı değerlendirmede böyle bir raporun olmadığını ifade etmiş. Halbuki böyle bir rapor var. 2016 yılında yazılmış, hatta ondan sonra da yazılmış raporlar var. Dolayısıyla ortada çok ciddi bir ihmal ve eksiklik var. Günlerdir Türkiye'de yaşanan çocuk dramlarından bahsediyoruz. Tecavüz edilen çocuklar, katledilip daha sonra kimin bu faili işlediğini bulunamayan vahim davalar ve yanarak hayatını kaybeden, annesi evi terk ettiğinde kapıyı kilitleyip giderek 5 çocuğun daha sonra geldiğinde cesedini bulduğu anlara tanık oluyoruz. Ve bunları konuşuyoruz, bunları tartışıyoruz. Ve günlerdir bebek çetelerinden bahsediyoruz, ihmallerden bahsediyoruz, aymazlıktan bahsediyoruz, ihanetten bahsediyoruz. Çocukların göz göre göre öldürüldüğünden bahsediyoruz. Ve bunun para için yapıldığından bahsediyoruz. Arkalarındaki güç odaklarından bahsediyoruz. Aylar öncesinden uyarmışız, soru önergesi vermişiz. Demişiz ki Sayın Bakan, ortada çeteler var, gidin bu işin üstüne demişiz. Lütfedip cevap dahi vermemiş. Şimdi başka bir konuya değineceğim bugün. En az bunun kadar ciddi, en az bunun kadar vahim. Sayın Başkanım, bu 10 Ekim 2024'te bu mecliste yaptığım konuşma, şu koltukta yaptığım konuşma. O gün dedim ki ve bakana seslenerek dedim, Sayın Mahinur Özdemir'e, Niğde Çocuk Evleri sitesinden çok vahim haberler geliyor dedim Sayın Bakan. Ve orada çocukların dövüldüğüne dair çok ciddi bilgiler geliyor dedim. Ve 9 yaşında bir yavrunun orada öldüğüne dair haber alıyoruz. Nedir bu konu dedim ve ardından Sayın Bakan'a bir soru önergesi verdim. Ve o soru önergesinde o çocuk yuvasında çocukların dövüldüğüne dair videoların olduğuna dair çok ciddi bilgiler var Sayın Bakan. Bu konunun üstüne gidelim dedim. Bizatihi meclisten buradan Sayın Bakan'a millet adına bir soru önergesi verdim. Her zaman olduğu gibi bu soru önergesine cevap verilmedi. Ondan önce de demiştim ki Balıkesir'de 2 tane yavru yurttan kaçırıldı. Bir gece bir uyuşturucu kullanan yetişkin tarafından götürüldü. Yurdun haberi olmasına rağmen ertesi sabah bakarız dendi ve bu çocuklar bir uyuşturucu partisinde orada çıkan yangında o yetişkin, o alçak hayatını kaybetti. Çocuklar günlerce, haftalarca yoğun bakımda kaldı. Nedir bu işin arkası? Ben biliyorum ne olduğunu. Kimlerin ihmalin olduğunu biliyorum. Cevap vermedi. Adres verdim. Bakın bir daha söylüyorum. Haftalar önce, aylar önce Zonguldak, Kozlu'da oradaki çocuk yuvasında kalan çocuklardan bir tanesine sizin personeliniz tecavüz etmiş. Sayın Bakan ne yaptınız diyorum. Buyurun devam edin lütfen. Bu ayın 10'unda yani 10 Ekim'de verdiğim bu soru önergesiyle ilgili ve cevap verilmeyen soru önergesiyle ilgili çok vahim şeyler açıklayacağım. O gün söylediğim bu 9 yaşındaki yavru niye öldü diye sorduğum o çocuğun niye öldüğü bugün ortaya çıktı. Nerede ortaya çıktı biliyor musunuz? Kamera görüntülerinde. Ben teşekkür ediyorum Niğde valisine. Bunları ciddiye aldı. Kamera görüntülerine el koydu. Oradaki çalışanlarla ilgili gerekli işlemler yapıldı ve dava açıldı. Öylesine vahim şeyler var ki kıymetli başkanım. Bu 9 yaşındaki çocuk bir epilepsi hastası. Ve bu çocuk ağır bir şekilde darp ediliyor. Hepsinin şu anda görüntüleri dava dosyasında var ve Niğde Valiliği'nin elinde. Sayın Erdoğan'a istirham ediyorum. Sayın Erdoğan'a rica ediyorum. Hatta yalvarıyorum, bir milletvekili, bir doktor ve eskiden üzerinde hukuku ve hakkı olan biri olarak söylüyorum. Allah aşkına bu sarı hastası, epilepsi hastası 9 yaşındaki yavrunun açalım lütfen. Bu çocuğun boğazından tutularak sürükleniyor yerlerde, tekmeleniyor ve tekmelendikten sonra bir odaya kapatılıyor. Saatler sonra o çocuğun oradan cesedi çıkartılıyor. Sadece bununla da sınırlı değil. Orada kalan 15 tane çocuk, bir tane de yetişkin, 16 engelli bunların hepsi. Kendi başlarına hayatlarını idame ettirecek durumda değiller. Bu 16 kişinin orada neler yaşadığının görüntüleri Niğde Valiliği'nde. Neler yapmışlar Sayın Başkanım? Bir hücre oluşturmuşlar orada.
Engelli bakım evinde hücre oluşturmuşlar merdiven altı ve ceza vermek istediklerini o merdiven altında cezalandırılıyorlar. Ceza vermek istediklerini aç bırakıyorlar. Önlerine yemek koyup sonra yemekleri çekiyorlar. Hepsinin görüntüleri var. Yerlerde süründürenler, boğazına sarılanlar, tekmeleyenler, hakaret edenler, küfredenler, hepsinin görüntüleri var. Ve maalesef bunlar nerede yaşandı? Türkiye yüzyılı dediğimiz bizim ülkemizde yaşandı. Ve 22 yıldır AK Parti bu ülkede iktidarda. Açın lütfen. Orada birileri bunu yapmış diyemez. Bakın geçtiğimiz günlerde İzmir'de o 5 yavrunun hayatını kaybettiği o vahim olayda AK Parti'nin sayın temsilcisi dedi ki bu çok katmanlı bir olay. Bu yaşanan, Niğde'de yaşanan olay çok katmanlı bir olay değil, alçak bir olay. Ve burada Sayın Bakan'ın buna dair söyleyecek hiçbir şey yok. Bakın orada 14'ü tutuklu, 16'sı da tutuksuz yargılanan 26 kişi var. Yani o yuvada bulunan 26 tane çalışanın tamamı orayı bir işkencehaneye çevirmiş. O çocukları çırılçıplak soyup dövüyorlar. Görüntüleri var hepsi. Boşuna söylemiyorum. Hepsi valilikte görüntüleri var. Ve mahkemeye sunuldu. Ve orada o çocuklar işkenceye tabi tutulmuş. Aç bırakılmışlar. Merdiven altında hücreye sokulmuşlar. Ve maalesef, Mustafa Çevik adındaki 9 yaşındaki yavru ağır travmadan maalesef orada hayatını kaybetti. Sadece bunlar da değil. İstanbul'da Bahçeli Evler çocuk yuvasında aynı şekilde sapasağlam yurda emanet edilmiş bir... Açalım lütfen. Kanamalı bir şekilde hastaneden çıkartılıyor. Çocuk yuvasındaki onları alıp başka bir hastaneye götürüyorlar. Ve o çocuk akciğerlerinden kanamayla, idrar yollarından kanamayla hastaneye götürülüyor ve hayatını kaybediyor. Baba feryat ediyor. Raporunu getirdi bana. Sapasağlam çocuğumu devlete teslim ettim. Kanamalı bir şekilde hastane, devlet yurdundan çıktı, hastaneye götürdüler. Bana otopsi raporunu vermiyorlar. Dava dosyasına gizlilik kararı vermişler. Ne benim ne avukatlarımın ulaşmasına izin vermiyorlar. Sayın Başkanım, bu söylediklerimin sizin vicdanınızı kanattığını biliyorum. Benim derdim burada polemik yapmak değil. Benim derdim burada bunların üzerinden bir siyasi şov yapmak da değil. Size saldırmak da değil. Yemin ederek söylüyorum, bir hekim kimliğimle yıllardır bu yuvalarda yaşanan dramlardan içi parçalanan biri olarak söylüyorum. Bunu bir eleştiri olarak almayın. Lütfen Sayın Cumhurbaşkanı'na söyleyin. O yurttaki yaşanan o fotoğrafları, o görüntüleri alsın ve kendisi izlesin. Bir Sara hastası çocuğun, bir epilepsi hastası çocuğun nasıl... Açın lütfen. Bir Sara hastası çocuğun, 9 yaşında epilepsi hastası bir çocuğun, devlete emanet edilmiş bir yavrunun döve döve nasıl öldürüldüğünü ve orada çırılçıplak çocuklara nasıl zulmedildiğini lütfen kendi gözüyle görsün. Altını çizerek söylüyorum. Böyle bir olayın arkasında ihmali olan kim varsa bugünden tez yok istifa etsin. Ve Sayın Bakan'ı açıkça buradan davet ediyorum. Sayın Bakan, sen bu işi yapamıyorsun. Sen bu işlerin sorumluluğunu kaldıracak kudrette ve yetenekte biri değilsin, istifa et. Belki senin geldiğin ülkede Hristiyan demokratlarda siyaset yaparken geldiğin ülkede Belçika'da bu işler böyle olabilir. Ama Türkiye'de biz bu anlayışa tahammül edemeyiz. Lütfen istifa et Mahinur Özdemir diyorum. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Ne diyeyim, teşekkür mü edeyim size? Sayın grup başkan vekillerine sesleniyorum. Şurada temsiliyeti olan bütün siyasal partilerin savunduğu fikriyatın en yüce kısımlarını bir kenara alsak, bir kimsesiz çocuğun hayatının yanında ehemmiyeti yok. Sayın Çömez'i bu yasama yılı boyunca birkaç kez daha bu konuya eğilirken gördüm. Kendisine bir yurttaş olarak teşekkür ediyorum. Ne yazık ki, ne acı ki sonunda haklı çıktı. Ne yapmam bekleniyor? Mesela böyle bir vahşet var. Benim bu oturumu yönetmeye hiçbir şey olmamış gibi. Hadi bir grup başkan vekili daha konuştu. Devam edelim mi diyeyim ben. Ben bunu kendime yakıştıramıyorum. Sayın grup başkan vekillerini bu gündeme, çünkü yarın geç olacak. Bak, yarın bunun mahcubiyeti hepimizin üzerine. Vebali yine öyle. Ben sayın grup başkan vekillerini kürsü arkasına davet ediyorum. Birleşime 15 dakika ara veriyorum.